Evet değerli dostlar, yeni bir sektör haberiyle karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün Adapazarı'ndayız. Adapazarı'nda bugün Solumcan firmasını sizler için ziyaret ettik. Daha önce Köy TV kanallarından yakından tanıdığınızı bildiğiniz firmamızın üretim aşamalarını, ürettiği ürün çeşitlerini ve sektörle ilgili bakışlarını ekrana getireceğiz. Tabii bugünkü söyleşi biraz farklı bir söyleşi olacağız. Sadece firmadan ziyade biraz da sektörü konuşacağız. Konuğum Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nedanlı Bey. Ahmet Bey, yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Tabii Solumcan yıllardır sektörde olan bir firma. Bizim de sizle yıllardır bir hem dostluğumuz var hem de sektör paylaştığımız var. Ama isterseniz bir Solumcan'ın hikayesini, kuruluş hikayesini Solumcan'a sizden dinleyelim. Şimdi aslında tamamen tesadüfen girmiş olduğum bir sektör. Ama bunun öncesinde bir toprakla olan bir işte aşinalığımız, toprağa olan sevdamız var. Ama gübre hiç aklımızdan geçmiyordu. İşte bir abimizin işte Çorlu'daki çiftliğine ziyarete gittiğimizde işte bunlar, hatta Korkmaz Hocamlar, işte Alper Hocamlar, evet. Onların da bu sektördeki ilk şeyleri, çalışmaları ve bu işi yapmak gibi düşünüyorum. Ben de eski lojistikçiyim, işte ya işte bize solucan lazım, işte nereden lazım, işte ya oradan bulur muyuz, buradan bulur muyuz, ya işte Bulgaristan'ı aradım, dedi ki arkadaşım ya bizde var. Dedim o zaman peki nedir ya, dedi Türkiye'deki arkadaşlarım da var, onlardan tedarik ederiz. Sonra bir farklı bir arkadaşımın düğünü için İran'a gittim. Ya işte bir arkadaşım dedi yine ya çiftliğe gidelim, ne çiftliği, solucan çiftliğimiz var. Ve buradan mesela solucan hayatıma girdi. Ama dedim ki bu kadar çok, dedim yani çok farklı olan yerlerde bu kadar hızlı bir şekilde hayatımıza girmesi tesadüf mü? Bence değildi. Bundan sonra hayatım buraya doğru yönlendirdim ve hatta İlk solucanlarımı da Burçin Hanım'dan, Ekosol'den satın aldım. 10 bin tane solucan satın aldım. Zaten onun telefonunda hala da çatlak diye kayıtlıyım. Çünkü o zaman onunla konuşurken de yapmak istediklerimi, yani olursa bu işte nereye gelmek istediğimi anlattığımızda herhalde biraz ütopik de gelmiş olabilir kendisine ama çok da mutlu olmuştu. Ki o zaman aldık ve işte bir 10 bin tane solucandan bugün işte çok ciddi tonajlar elde edebildiğimiz, işte çok ciddi sahalar kurduğumuz bir iş yeri haline geldi. Ama işin sadece solucanda olmadığı da aşikar. Evet, ya onu soracaktım. Sizin biraz daha firma portföyünüz sadece solucan gübresinden, üretiminden öte biraz daha farklı bir konseptiniz var. Biraz şimdi, da onu aslında anlatmanızı istiyorum. Şimdi solucana gönül bağımız var. Evet. Tamam mı? Şimdi bize, çünkü bizi bu sektöre sokan solucan. Ama bugün sektörün ihtiyacı olan temel olarak solucan ya da işte buna Leonardit kökenli ya da bitkisel kökenli ne olursa olsun fermente olmuş ve organik değerleri yüksek olan gübreler. Hani burada topraklar zaten bitmişti. Bizde işte çiftçinin hepsi işte muazzam kurumsal yapılar olan insanlar değil. İşte bunun bir tarafı ekonomik olmalı. İşte ekonomik ürün modeli yarattık. İşte Solum Compact dedik. Bu bitkisel menşeli atıklardan yaptığımız, işte bizim solucan gübresinin atıklarını da içine kattığımız, ne bileyim işte kendi humik asidimiz ve solucan gübremizle işte yıkayıp da bunlarla da zenginleştirdiğimiz bir tamamen bitkisel kökenli, hem ekonomik miktarsal anlamda da çok yüklü miktarlarda üretebildiğimiz bir ürün yaptık ki bugün bizim firmamızda solucan gübresinden önde gidiyor. Evet. Çok önde gidiyor. Yani biz artık zaten solucan gübresini daha çok ihracata kullanıp
iç piyasada kompaktla yürümek gibi bir düşüncemiz de oluştu. Evet. Burada şey sorayım. Tabii ürün çeşitlerimizde bizim solucan gübresi var ama özellikle kompakt farklı bir çığır açtı. Bunun fikri bir ihtiyaç mıydı? Yani buradaki üretimdeki bunun gereksinimi nereden çıktı? Bunu bir de biraz da ürün çeşitlerimizde solucanda hangi ürünler var? Onları da rica edeyim sizden. Şimdi kompakt nereden çıktı? Şimdi solucan gübresi biliyorsunuz ki yani çok ciddi, meşakkatli ve süreci uzun bir üretim gerektiriyor. Yani bugün işte verdiğiniz bir yemin işte solucan tarafından ortalama 7-8 ay gibi bir süreçte işte sindirim sisteminden geçecek. İşte hazır olması, işte hazır olduktan sonra da bunun işte tekrar elenmeye ve son pakete girmesine kadar olan süreci benim hep öngördüğüm 1 yıllık bir süreç. Ama şimdi işletmede için 1 yıllık süreç çok ciddi bir maliyet ve bu süreçleri daha ciddi kullanmak gerekiyor. Ama öteki taraftan da kompostlaştırdığımız işte fermente ettiğimiz gübrelerin tam işte işlevini toprağın ihtiyaçları oranında da zenginleştirip işte ne bileyim organik fosfor kaynağımız var işte deniz taşları işte ne bileyim işte potasyum için işte farklı kaynaklar işte azot için ne bileyim işte kanından tutun da işte bakterisine varana kadar bir sürü argüman ve bunları da çok daha hızlı elde edebiliyoruz. Çok daha hızlı elde edebiliyoruz ve bu elde etmiş olduğumuz ürünün de bizim için pazara daha hızlı sunulması anlamına geliyor. Bu daha hızlı elde ettiğin ve daha hızlı sunduğun ürün otomatikman zaten daha ekonomik bir ürün ve insanlara yani biz bu sefer diyoruz ki dökme olursa işte bu şartlarda verebiliriz. İşte bizim işte 25 kiloluk ya da 50 kiloluk paketlerimizi bu şartlarda verebiliriz ama tamamen de toprağı ıslahına yönelik yaptığımız ürünler olduğu için işte size şöyle söyleyeyim. İşte Dubai'de bir işimiz var. 8 milyon metrekare bir arazi ıslahı aldık ve burada tamamen çöl ortamı, işte golf sahası, suyu tutmak dert. Bizim bu ürünün su tutma kapasitesi ona göre zaten yüksek ve bu ürünü tabandan kullanıp ve bu insanların işte kullanmış olduğu bir sürü kimyasal gübrenin miktarlarını azaltıp hani bunu da özellikle belirtmek istiyorum ki hani konu kimyasal gübre değil ama bitkinin temel ihtiyacı olan işte hani dal döl bal gerçeğinden baktığınız zaman işte azot fosfor potasyum gerçeğini göz ardı etmeden bitkinin istediği işte bütün ana besin maddeleri ve mikro elementleri de zamanında verebilmek üzere kurulmuş bir düzenek. Mesela orada daha farklı bir formülasyon kullanıyoruz. İşte Adana'da yapmış olduğumuz muz bahçelerimiz var. Orada toprağın yapısı kirli, orada daha farklı kullanıyoruz. İşte Antalya'ya geldiğimizde işte Manavgat bölgesinde burada kayrak bir yapı var. Daha farklı bir çalışma yapıyoruz ve burada bizim için temel nokta gittiğimiz her yerde önce toprağı tanımak istiyoruz. Toprağı tanıdığımız zaman üzerine çünkü saf bir ürün yaptık. Üzerine istediğimiz şeylere ilave ederekten işte o toprağın ihtiyacı olan işte su tutma kapasitesi ya da suyu fazla tutmasın, besini tutsun gibi yani bu tarz bütün argümanları aynı üründe verebiliyoruz evet. Ortama. Peki biraz da şey sektöre giriş kendinize bu soruyla tamamlayalım. Ondan sonra biraz daha farklı konulara geçeceğiz. Tabii sektörde özellikle solucan gübresine baktığımız zaman işte ilk Burçin Hanım, River, ondan sonra Süpersol ve burada bir solucan gerçeği ortaya çıktı. Ve sektörde ilk çıktığımız zaman net ifade edeyim ya herkes ya işte ne kadar olur falan filan ama şu anda üretim ve kapasite olarak baktığımız zaman bu firmaları geçti veya bu firmalarla yarışıyor yani şimdi kapasiteleri çok net bilmiyorum. Ama bir süreklilik ortaya çıktı. Yani bir solumcan gerçeği başta çok kabullenmese de sektör kabullenmese de bir solumcan gerçeği ortaya çıktı. Bunun için ben bir tebrik ediyorum önce. Buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Tabii solucan gübresi sektörü bizim de yakinen bildiğimiz medyada bunu Türkiye'de ve hatta Avrupa'dan dostlar da geçen yazdılar. İlk ekrana getiren medya Köy TV. Biz de yakinen bildiğimiz sektör olduğu için. Bu gidişatı nasıl görüyorsunuz? Hem geldiğiniz bu başarı hikayesini hem de özellikle solucan gübresi sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi öncelikle hani dediğim gibi biz solucan gübresi bizim bu sektöre girmemize hani sebep ama ben kendimi bir solucan gübresi üretici olarak değil de organik gübre üreticisi olarak hani adlandırmam daha doğru olacak diye düşünüyorum. Çünkü bütün konseptimizi de zaten hep organik gübreye göre kuruyoruz. Ve bundan sonraki süreçte zaten toprak iyileştirdik. Ondan sonra zaten üzerine her şeyi çok daha rahat koyabiliriz felsefesiyle hareket ediyoruz. Şimdi sektörde çok değerli dostlarımız var. Hepsiyle bir şekilde kendi bölgelerinde, kendi ürünlerinde
paslaşıyoruz. İşte Rafael Beylerle işte bitki korumada farklı çalışmalar yapabiliyoruz. İşte Mehmet Beylerle Rivermle kendi sahalarında işte onları pas ettiğimiz ya da onların bize pas ettiği işler olabiliyor ki sektör, bizim sektörümüz aslında Türkiye'deki %3, %4'lük bir şeydir. Hani kim gübre kullanımı ve bizim çok nitelikli firma yok ve olanların da zaten birbirlerine sahip çıkması gerekiyor. Ben burada özellikle sektörel anlamda yapmamız gereken şeyin, işte bunu şey olarak algılamayın, hani küçük üretici dediğimiz, hani lisanssız olsun. Yani bir şekilde bu insanların maliyetleri çünkü çok yüksek ve onlarda hep şu tepkiyi gördüm. Çünkü sahada bu ürün burada çok ciddi miktarlarda üretiliyor ve bu ürün buradan satılmak zorunda. Yani dışarıda çıktığınız zaman her yerde gübre var. E bu gübre yerde durduğu sürece bana bir faydası yok, kuruma bir faydası yok, memlekete de bir faydası yok. Ve satılmalı. Ve satılması için de ekonomik olmalı her şeyden önce. Yani ekonomiklikle beraber kaliteyi yakalamaktı dert. Ve insanlar diyor ki ya işte abi siz bu fiyata gübre satıyorsunuz, piyasaya düşürüyorsunuz. Arkadaşım aslında siz farklı bir hayal aleminde yaşıyorsunuz. Çünkü bu ürün bu paralara etmiyor, eve etmeyecek de. Çünkü insanların her şeyden önce böyle bir, hani çiftçi için konuşayım, böyle bir ekonomik özgürlüğü yok ki sizden işte kilosu 3 liralara 4 liralara işte ürünler alabilsinler. Bunları işte bahçelerinde kullanabilsinler. Ha, hobi üreticileri vardır. İşte evinde işte farklı bir şeyler vardır. İşte üretim yapan ya da işte ev saksı çiçekçiliği yapan insanlar vardır. Orada da zaten yaptığımız şey ne? Bize dünya kadar telefon geliyor. Biz de diyoruz ki işte hangi bölgede? İşte Adana bölgesinde şu üretici var. İşte bundan alabilirsiniz. İşte atıyorum Antep'te işte diyoruz ki işte Selçuk var. Ondan alabilirsiniz. Trabzon'da işte Mustafa var gibi. Hani biz her bölgedeki kendi bu işi kendince yapan insanların da değerlendirilmesi açısından bu tarz bir çalışma yapıyoruz. Ama sektör nereye gidecek? Yani bir kere devletimizin artık yaşadığımız bu pandemi sürecinde de ortaya çıktı ki yani bu şimdi temel problemi hep dünyanın işte ekolojik dengesinin bozulmasından kaynaklı olduğu. Evet. İşte Çin'deki bir virüsün işte gelip dünyayı kasıp kavurabildiği ama temel nokta ne? İşte etkilenen insanlar kim? Bağışıklık sistemi zayıf. Yani hep beslenme i̇şte beslenmesinde sıkıntı yaşayan insanlar. Şimdi kendi hayatıma gelip bakıyorum. Ben kızıma bahçemdeki çilekten veriyorum. Kızım gayet keyifli yiyor. Hiçbir tarafı kaşınmıyor. Ama marketten çilek alıp verdiğim zaman aynı. Bir saat içinde benim bütün kızımın her tarafı kıpkırmızı oluyor. Çünkü niye? Artık alerjen. Çünkü bütün bünyelerimizi, bütün vücutlarımızı bu şekilde bozduk. Evet. Bizim de yapmamız gereken temel nokta bu işi yapan büyüğünden küçüğünden herkese sahip çıkmak. Yani bu işin işte Konya'daki yapan insanın gerçekleri görmesi için de bizler bence güzel, iyi örnekler olmalıyız. Ve birbiriyle hani kavga eden değil de birbirini derleyen, toparlayan bir sektör olmalıyız. Ve bu anlamda sizin de önceliğinizde işte çıkmış olan TOSGAP organizasyonu buna hizmet edecekti ama yani son geldiğimiz noktada yani insanlar TOSGAP'e sahip çıkmıyor. Herkes işte kooperatif dediler, ayrı bir yere ayrıldılar. İşte bizleri farklı bir yere konumlandırdılar. Aslında çok bölünmeler yaşandı. Yani aslında biz herkesle beraber bu sektörün içinde yani tamamen halkın içinde olan insanlarız. Yani burada ben de burada ayakkabımı giyip işte küreğimi alıp işte sabah akşam işte orada onu nasıl yapıyoruz, bunu nasıl yapıyoruz? Ya da bir sahaya gittiğimizde değerli hocalarımızla sahaları ziyaret ediyoruz. Yani kimse kürsüden konuşmak istemiyor ki. Hocalarımızın hepsi o toprağa dokunmak, bitkiye dokunmak istiyor. Evet. Biz de bunun derdinde hep beraber işte bir şeyler yapalım diye istiyoruz. Evet. Peki şey sorayım, biraz da işin ürün kullanım boyutuna gelelim. Tabii özellikle solucan gübresi veya diğer organik gübrelerin belki de çiftçi tarafından az kabul görme nedenlerinden bir tanesi kullanılabilirlik olayı, fırfır dediğimiz sistemle atılamaması noktası. Bu konuda ciddi bir sıkıntı var mesela. Solucan gübresini insanlar atamıyorlar. Bunu granüle getirenler falan da var diye biliyorum ama buradan hareketle bir sizin gübrelerden bahsedelim. Kullanım kolaylığı veya kullanım olayı nasıl? Bir de özellikle hangi ürün gamlarında kullanıyoruz burada? Yani şu gamda biz iddialıyız. Tabii organik gübre her üründe faydalı ama özellikle şunda biraz daha ilerideyiz. Şimdi ben özellikle şu işin gerçek boyutluğundan bakacağım. Bizim solucan gübresini işte pelet yaptık, granül yaptık, bunu işte tarla grubuna attıralım. Şu gerçek var. Yani bugün bu sene 1.650-1.700 gibi açıklandı herhalde buğday fiyatları. Evet, 1.675 diye hatırlıyorum. Şimdi bu açıklanan fiyatın içerisinde bu adam
bu tarlasına ne kadar solucan gübresi atacak? Nasıl atacak? Nasıl atacak? Yani biz bence bunun hani atılabilirliğini mekanik olarak düşünmek yerine bu işin ekonomik tarafından bu çiftçiye geliri var mı yok mu? Bence solucan gübresi tamamen hani katma değeri yüksek ürünler, işte ne bileyim seralarda üretim yapan insanların işte sıralara atması yöntemiyle, yani hem kullanım miktarı ekonomik olacak çünkü bitkin ihtiyacı olan, gübre ihtiyacı olan yer kök bölgesi. Evet. Yani siz bunu gelişigüzel her yere atarsanız bu sefer size gereksiz bir maliyet, ama sadece sıralarda kullandığınız zaman da amacına hizmet ediyor. Şimdi biz bu yüzden tarla grubunda bizim işte Solum Power'lı, Hyma Solum dediğimiz gübreler için, ki bu gübrelerin temel çalışma prensibi kimyasal, atılmış olan kimyasal gübrelerin etkinliğini arttırıp toprakta çözüp bitki tarafından daha iyi alınmasını sağlıyor. Şimdi bu anlamda sıvılar tarla grubunda ekonomik kalıyor. Ama biz insanlara şunu söylüyoruz, işte abi hayvan gübresi, adam hayvancılık yapıyor ama hayvan gübresini getirip de oraya işte oraya yığıp da bunu işte bir şekilde dağıttığı zaman diyoruz ki bunu da yapmayın. Fermente etmeyi öğretiyoruz. Çünkü insanların, biz bütün herkese gübre biz satamayız. Yani ama insanların mevcut kaynaklarını doğru kullanması üzerine bir çalışma yaparsak biz eksikleri tamamlayabiliriz. Biz ve bizim gibi firmaların temel noktası bence kaynakları yetmeyen insanlara eksikleri tamamlamak olmalı. Evet. Ki yani hayvan gübresini çok iyi bir şekilde fermente ettirirsek kendi ellerindekileri, çünkü bölgelerinde bulacakları, bu insanlar bence tarlalarında bunları kullansınlar ki bunlara kesinlikle ekonomik ürün o. Solucan gübresi bu anlamda ekonomik değil. Yani adam 1675 lira tonda aldığı paranın şeyinde, ya oraya 200 kilogram attırsan ona yetmeyecek tarlayı, çünkü sessiz. Tarlada en az bir ton atmak zorundasın. O maliyeti karşılamaz. O maliyeti karşılamaz. Bu adamın bir de ilacı var maalesef. Hani daha hiçbir şeye bakmadan dünyada ilaç maliyetleri var. Besleme için gübre ihtiyaçları zaten var. Bu adam da elinde baş başa çıkacak o zaman yani. Evet. Peki sizde ürün grubunda katı ve sıvı grubu var diyebiliyorum. Özellikle tabii sıvı denilince bizim Türkiye'de bir sera, bir de bahçe grubu. Yani tarla ürünlerinde mesela biz çayda da daha önce de çekimler yapmıştık. Çayda çok sıvı insanlar kullanma kültürü yok. Yani büyük gruplarda çok sıvıya insanlar yanaşmıyor. Sadece bahçe ve sera grubunda. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi sıvıyı kullanırken tabii insanlar sıvı gübrenin topraktaki, işte bize söyler işte siz organik maddeniz kaç? Benim sıvım işte bakanlığın işte limitleri dahilinde yapmış olduğumuz bir ürünümüz var. Organik madde değeri budur. Ki sıvıyla zaten topraktaki organik madde miktarını düzeltemezsiniz. Sıvıyla yaptığınız şey işte özellikle bakteriyel anlamda yapmış olduğunuz çalışmalar varsa ya da topraktaki mevcut işte kimyasal gübrelerin bitki tarafından daha iyi alınmasını sağlamakta. Bu yüzden de yani çok da iddialı olduğumuz iki tane ürünümüz var. Bir organik tescilli hümik asidimiz, bir de aynı şekilde sıvı solucan gübremiz var. Ya bunların yanında da mesela biz organomineral grupta yaptık. Çünkü toprakta bir besleme ihtiyacı. Özellikle girmiş olduğumuz bir serada, bir muz serasında işte azotu, fosforu, potasyumu ya da mikro elementleri bitki tarafından alınması gereken malzemeleri vermemiz gerektiği ve bunun için de dışarıdan kaynak aramayalım. En azından en güvendiğimiz kendi kaynağımız olur ve kendi ürünümüzü bir şekilde insanlara kabul ettirdik. Ama biz bunu yaparken de sıvı formda kullanıyoruz ki bitki tarafından daha hızlı alınabilsin. Ama ne olursa olsun katı organik gübremizi biz işte seralarda özellikle kullandırıyoruz ki, çünkü o toprakta organik madde miktarını belli bir seviyeye getiremezsek, vermiş olduğunuz kimyasal gübre ya da bir şekilde işte sıvı gübre ne kadar iyi olursa olsun şey belli yaramaz. Bir yere kadar aldırabiliyorsunuz. Ondan sonra zaten hastalıklar devreye giriyor ya da işte farklı zayıflıklar. İş bundan sonra zaten çok daha büyük farklı mecralara gidiyor. Evet. Peki bir de şunu sorayım Mahmut Bey. Tabii gübre sektörü özellikle son yıllarda bir bu Avrupa'da daha önce oldu ama Türkiye'de yeni yeni dönüşüme uğruyor. Önceden baktığınız zaman tamamen bir kimyasal ambargosu vardı. Şimdi organomineral gübreler, işte mikrobiyal gübreler, organik gübreler, farklı alternatiflere doğru hem çiftçiler hem de üretici olan firmalar burada bir yol haritası çiziyor. Siz kendinizi burada nerede görüyorsunuz? Bir de bu sektördeki geçişi, yani gübre üretim pencerelerindeki geçişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz her şeyden önce kendimizi, dediğim gibi yani toprak ağaçlı bir adam olduğum için de bu böyle. Hani ki
memleketimin topraklarına sahip çıkmamız gerektiği doğrultusunda hareket ediyoruz. Yani biz toprağa ne kadar sahip çıkarsak toprak da fazlasıyla bize çıkacak. Yani bu işin başka bir hani alternatifi yok. Ki bizim olduğumuz yer bu işte Türkiye'deki gereksiz rekabet ya da gereksiz işte kirli işte insanların birbirleriyle ilgili işte saçma sapan işte konuşmalar yok. O onu yapıyor, bu bunu yapıyor. Bizimle ilgili bir hani sizin söylediğiniz zaman işte yok işte toprak eleyip satıyoruz, işte yok bunu eleyip satıyoruz gibi şeyler de olduğuna düşünürseniz biz aslında bizim yapmış olduğumuz geçmişimizden birikimimizle biz çok ciddi bir uluslararası dış ticaret tabanımız var. Ve buradan hareketle işte Orta Doğu ve Afrika'da toprak islahlarına yönelik çalışmalar yaptık. Ve orada kendimize çok şükür iyi pazarlar elde ettik ki çok ciddi ihracatlarımız var o bölgeye. Döndüm geldim işte Kıbrıs için yine aynı çalışmayı yaptık. Yani derdimiz ürün satmaktan önce topraklarını tanımaktı. Topraklarını onlara anlatmaya başladık. Topraklarındaki sorunları tespit edip bunun çözümü için bakın önden işte katıdan bu şekilde sıvıdan da bunu bu şekilde kullanırsanız gereksiz yerde kimyasalı 100 birim yerine işte atıyorum gübre etkinliklerinde 25 birim 30 birim kullandığınız zaman aynı etkiyi alacağınız ürünler ve daha lezzetli aroması olmuş ürünleri yemeye başladılar ve ondan sonra mesela oradan da talepler artmaya başladı. Aynı şeyi Türkiye'de de görüyoruz. Çok mücadele ettik Antalya bölgesinde muzda. Muazzam derecede o kimyasalla ürün yapmış ve saman gibi muz yiyen bir abimiz bugün organik tescilli bir muz üreticisi ve tamamen de yani aromasıyla farklı bir muz üreticisine yedirdiğim zaman abi benim muzum böyle olacak mı deyip bize diyor ki abi biz bunu istiyoruz artık. Burada şimdi sektör şunda, buraya gelmiş evet, bence. Yani ara gelip şunu da söylüyoruz. Özellikle tabii biz daha önce de çekimlerinizi yapmıştık. Muzla ilgili ciddi çalışmalarınız var sizin. Niye muz? Yani muzda daha çok profesyonel üreticilerin daha çok olduğu bir sektör. Bir ikincisi muzdaki ufak üretici de çok ciddi bilinçsiz. Yani mesela muz kim ne derse desin Türkiye'nin bitkisi değil. Yani iklimlendirme yapılması lazım. İşte adama diyorum ki toprağınızı öncelikle bu koşullara getirmeniz lazım. İşte serada yapacaksanız seranın işte içinin iklimlendirme koşulları bunlar olmaz. Çünkü nemini bu standartlarda tutmanız lazım. İşte sıcaklıkları buralara getirmeniz lazım. Ki bunu özellikle profesyonel yetiştiriciler çok daha rahat anlatabiliyoruz. Evet. Yani bu bizim tercih ediniz bu. Tamamen hani bizim hani burada hem temel ihtiyaç muzdaki temel ihtiyaç bir de artık dünyada yani burada kendi ülkemizde üretecek iyi bir muz varken niye insanlar için Çikita'ya, Dole'ye vesaire gibi bir yere gitsinler ki kaliteli ürünü burada yapan, çok çok iyi yapan artık insanlar var. Peki biraz kompaktan bahsedelim. Özellikle kompak ürünü diğer sizin az önce bahsettiğiniz ürünlerinizden farklı bir ürün. Kullanıldığı alanlar, kullanım amaçları tek başına yeterli mi? Yani şimdi biz şimdi bu tip programlar yaptığımız zaman çiftçiler bize şunu soruyor. Ya Cemil Bey güzel anlatıyorsunuz, anlattığınız ürün güzel de işte ben şunu kullanıyorum, bunu kullanıyorum, bir de bunu mu kullanacağım? Yani bir ilave yük mü? Burada kompağın kullanış alanları, kullanım şekilleri ve çiftçiye sağlayacağı faydalar neler? Onu da alalım sizden. Sorun çünkü kompak, az solüsiniz kompak diye biliyorum. Tabii şimdi biz evet. Yani sorun kompakta yani hepsi bir arada tarzında bir ürün yaptık. Ama buradaki hepsi bir aradadan tarzımız şu. Yani kendi ürünlerimizden bahsediyorum çünkü. İşte içinde bitkisel atıklar iyi fermente olmasıyla oluşmuş atıklar var. Solucan gübresinin işte eledik işte daha büyük işte mon şeyli parçacıkları orada. Döndüm geldim bizim humik asidimizle çok iyi bir şekilde yıkanıyor. Aynı şekilde bizim sıvı solucan gübremizle çok iyi şekilde yıkanıyor. Ve biz bunu yaparken de dedik ki yani biz bu ürünü verdiğimiz zaman öncelikle insanları toprağını iyi hale getiririz. Ve kök bölgesine kullandırdığımız zaman işte bu solümpar ve hümasolümün de etkisiyle ve içindeki organik madde değeriyle sağlıklı bir kök yapısı, sağlıklı bir bitki temeli sağlam atılmış bir inşaat düşünün. Biz bunu yaratmak derdimiz. Şimdi burada bu hepsinin bir arada olmuş olması organik gübrelerimizin. İşte ama adam diyor ki abi ben diyor işte iyi tarım yapıyorum. İşte benim gübremde işte bu şekilde fosfor değerleri de olsun. Biz bunu üretirken diyoruz ki alın size işte bizim işte organomineral grubumuzda işte fosforlu tarafımız var. Diyoruz ki bunda fosforlu
İşte tarafımıza da yükleme yapıyoruz. İşte bitkinin ihtiyacı olan temel kök bölgesinde, temel kök bölgesindeki temel çalışmayı bu şekilde yapabiliyoruz. Ama bizim buradaki en önemli noktamız kompakt çıkartırken çok iyi bir toprak rehabilitatörü olması. Yani toprak, çünkü toprak bizde düzenleyici. Tabii toprak düzenleyici. Yani ve işte organik değeri yüksek, besin değeri iyi ve bu solun par ve hüma solumun da etkisiyle işte mesela bunu kullandığınız yerlerde mantar hastalıklar kolay kolay olmaz. İşte çok iyi köklenme yaptırırsınız. İşte nematot sorunu burada her ne kadar olsa da çok iyi köklenme olduğu için saçak köklenme bitki alımına her daim devam eder ve bunun için işte nematot ilacı gibi ilaçları kullanmanıza gerek kalmadan bitki vejetasyonunu devam ettirir ve gelişimini sürdürebilir gibi bir sürü avantaj sunabileceğimiz çok keyifli bir ürün. Ha, ama şunu şöyle söyleyeyim. Kompakt tek başına yeter mi? Yetmez. Ve burada her ne olursa olsun işte organomineral grup olsun ya da bir şekilde kimyasal besleme olsun ya da farklı organik ekstra işte azot, fosfor, potasyum gibi çözümler olsun. Bunlarla desteklenmesi gereken ve bu atılacak olan ürünlerin bitki tarafından daha iyi alınmasını sağlayan temel besin maddesi diye düşünebiliriz. Tabii ben yıllardır sektörün içerisindeyiz. Ana problem şu. Yani Türkiye'de baktığınız zaman aşırı kimyasal kullanımı, bilinçsiz kimyasal kullanımı. İki, atılan kimyasalların veya atılan ürünlerin bitki tarafından anlamaması. Yani bu problem anladığım kadarıyla kompaktla siz çözdüğünüz zaman zaten burada otomatikman çiftçinin bir karı oluyor. Tabii kompaktla ve Humasolum ve Solum Power'la temel yapmak istediğim şey bu zaten. Şöyle ki biz özellikle mesela tarla grubunda sıvıyı kullandırtırken diyoruz ki bunu bu şekilde işte dönüme işte toplamda 4 litre kullanacağız işte 2 artı 2 şeklinde. Ama birinci sene diyoruz ki kimyasal gübre kullanımını %30 azaltın. Çünkü bir derdimiz o toprakta zaten geçmiş yıllardan kullanılmış olan kimyasallar da varsa bunlar zaten bitki tarafından alımı gerçekleşeceği için buradaki eksikliği biz bir şekilde tamamlamış olacağız. Çünkü toprak aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı gibi. Siz topraktan birden kimyasal gübreyi kesemezsiniz. Yani bunu kestiğiniz zaman toprak hemen reaksiyon veriyor ve diyor ki yani onu size verimde hemen yansıtıyor zaten kendisine. Bir de sürdürülebilir tarım gerçeği var. Bu sürdürülebilir tarım gerçeği de insanlar azami olaraktan da yıllık üretim miktarlarını öngörebilecekler ve buna göre adam işte plan yapabilecek. İşte atıyorum ben 100 dönüm yerden işte 300 ton buğday alıyorsam işte adam diyecek ya ben artı eksi %3, %5 olabilir ve ona göre hesabını yapabilir, ona göre yatırımını yapabilir, ona göre toprağında farklı çalışma yapacaksa yapabilir. Bunu sağlamak lazım. Ama ikinci sene diyoruz ki %50 düşür ilk sene oranla, üçüncü sene %65-70 ve burada artık bırak ki bu senin artık her sene optimum alabileceğin, sürdürülebilir tarım yapabileceğin ürün gerçeği bu olur. Evet. Peki biraz da şey sorayım ben. Üretim kapasitemiz ne? Türkiye'deki bayilik ağımız var mı? Türkiye'nin her yerine pazarlamamız var mı? Yurt dışı ihracat ayağınız var. İsterseniz biraz bu yöne de konuşalım. Şimdi yeni makinalarımız da geliyor. İşte onların siparişlerini verdik. Üretimimiz katı gübrede yıllık 75 bin tona çıkacak ve bunun çok önemli bir miktarı aşağı yukarı 60 bin tonu sadece kompakt olacak. Yani solucan gübresini burada tamamen ikinci plana attım. Çünkü solucan gübresindeki temel çalışmam yurt dışı olacak. Ama içeride yani bu 60 bin tonun tamamını yani ana kısım işte Akdeniz bölgesi olur. Yani zamansal anlamda şöyle söyleyeyim. İşte sonbaharda işte Karadeniz'den başlayıp işte fındıklardaki organik madde ihtiyacından tutun. İşte ama Akdeniz bizim için yılın 12 ayı iş yaptığımız daha bir yer. Yani yeni yatırımları düşünün. İşte ya da eskilerin tekrar işte onarılması, işte ne bileyim işte tekrar domates söküldü, tekrar konacak gibi. Burada hani Antalya'da daha dinamik sektör var ama orada da alanımızı daralttık. Çünkü kontrolsüz güç değildir mantığıyla baktığınız zaman. Çünkü Türkiye'de de çok ciddi bir bayi ağında sıkıntı var. Çünkü zirai bayilerle çalıştığınız zaman onların çalışma sistemi bizim gibi firmaların çalışma sistemleriyle uymuyor. Çünkü
bizi önerseler ilaç satamayacaklar. Ya bu dediğiniz konu önemli. Ben özellikle son bir yıldır belki de tarımda gündem olarak ele alıp da karşılık bulamadık. Daha doğrusu konuşacağımız, paydaş bulamadığımız bir konu bu. Türkiye'deki zirai bağ ağlarındaki kokuşmuşluk. İşini düzgün yapanlar hariç. Bence Türk tarımının Türk tarımının altındaki dinamittir onlar. Evet. Yani ben bunu birçok programda dile getirdim. Hatta bir gün ailenin ilanıdır dedim. Bunları konuşacak kişi. Tabii çıkmadılar. Şimdi işini düzgün yapan bayi arkadaşlar biz tenzih ediyoruz ama şöyle bir şey var. Ahmet Bey'in dediği örnek çok önemli. Ben bunu yaşadım. Adam geliyor. Çiftçi, satan çiftçi. Burada en büyük suç bana göre çiftçinin tarlaya, tarlasına ne, hangi ürünü, ne zaman, nasıl atacağını bilmiyor. Gidiyor bayiye diyor ki ben mısır yapıyorum. Adam bir çıkarıyor. Bakıyor ki ben bu firmadan %10 bundan 15 en çok kimden para kazanıyorsa 2 ürün olması gereken yerde 5 ürün veriyor. Yani diyelim ki 2 ürün yetecek. 5 ürün veriyor. Tamamen işi ticari ve para kazanma noktasına bırakıyor. Bir de bunu da gördük. Adam diyelim ki öyle bir ürün var ki organik veya organik içerikli. Bunu atsa birçok sıkıntıyı çözecek. Ulan diyor ben bunu kullanırsam benim bu taraftaki pazarım ölecek. Şimdi acı olan böyle bir sıkıntı var. Acı olan şu Cemil Bey. Yani insanlar vicdanlarıyla cüzdanlar arasında sıkışmışlar. Şimdi bunu aşmak lazım. Bugün ben bir tane antibiyotik atıyorum. Dişim ağrıdığı zaman eczaneye gidip bana bir antibiyotik ver dediğim zaman bana diyor ki git doktora gözük, doktordan bana reçete getir. Bu ne demek? Senin kayıt altına girmiş olman demek. Şimdi biz bunu zirai bayilerle hiçbiriyle yapamayacağız. Yani zirai bayinin içindeki adam kim? Bugün interneti açtığınız zaman işte ilaç bilmem ne belgesini kiralayan insanlar. Yani şimdi benim belgem var, ben size kiralıyorum. Siz de orada işte mantar ilacı, siz hangi üründen daha fazla komisyon alıyorsanız bunu sattığınız bir hale dönmüş vaziyette. Şimdi bunların konuşulduğu yerde yani biz hala da işte organik gübredeki işte GTS kayıtlarından tutun da o da ayrı bir kararış. Yani şimdi çiftçinin alacağı destekler yani siz çiftçinin burada organik gübre aldı diye vereceğiniz desteği konuşacağınıza bence bu çiftçinin ki Türkiye'deki çiftçinin temel maliyeti gübre değil, zirai ilaçlardır. Bu ilaçlara ödedikleri paraları düşürebilmenin gerçeği de kontrolden geçer. Ya bunu hiç kimse konuşmuyor. Biz tabii Türkiye'de gübre ve mazot pahalı. Bunu ben aksini iddia etmiyorum. Yani bir ülkede yatağı 1,5 liraya mazot alıyorken traktöre 5 lira mazot alınması hak ve adalet değil. Ama şöyle bir şey var. Bu dediğiniz konu çok önemli. Yani iyi bir noktaya açtınız. Türkiye'de hiçbir gündemde bu zirai ilaçların maliyetleri konuşulmuyor. Yani öyle bir şey oluşturulmuş ki. Antalya'da Emre ile çekim yaptığınız sera. Mustalası vardı. Nematot ilacı atıldığı için ve adamın oraya 40 küsür bin lira daha sera kurulmadan, daha bir şey olmadan ya arkadaşım ben orada bir hastalık yok. Sen neyin nereye sen neyin ilacını atıyorsun? Ya bırak da bir muzu bir dik ya. Hazırlarken bir de muzu dikerken kök bölgesine atmışlar ilacı. Güzel. İşte 15. 20. günde muzlar bütün her şeyle kendisini saldı. Çünkü siz yani gereksiz yere o köke yani bu eziyeti yapamazsınız yani. Ama adam o serasını sökmek zorunda kaldı. Yeni fideler geldi. Biz o serayla aşağı yukarı bir ay Emre uğraştı ve ıslah ettik orayı tekrar. Ve orada sonra tekrar bugün dikim yaptık ve bugün işte Kasım'da dikilmiş olan muzlar şimdi doğum yapmaya başladılar. Ve o bölgenin parmakla gösterilen serası oldu. Ve inanın ilaç maliyetleri de yok denecek kadar az. Çünkü adama diyorsun ki yani kırmızı örümcek derdim var. Hemen şu ilacı yaz. Ya 3 tane piyasada kırmızı örümcek ilacı varmış. Bunların zaten atıyorum A'yı siz yok etmek için attığınız zaman A'ya tamamen yok edemezseniz bağışıklık kazanıyor. Ondan sonra B'yi atıyorsunuz ona da kazanıyor. C'yi de atıyor. Bundan sonra buradaki süreç sürekli kendini yeniliyor. Çünkü attığınız şey ama ya siyah örümcek var alırsınız. Yani evimizin her tarafımızda işte köşelerde olan, bahçelerde olan siyah örümcekleri toplayıp da serasını atan bir abimiz var. Onun serasında kırmızı örümcek, o da 35 dönüm hatır sayılır bir serası var. Uğur böcekleri dediğimiz böcekler. Yani onları yani bildiğimiz toplayıp seranızın içine salın. Ama biz maalesef o ot ilaçları, işte hemen ot çıktı hemen atın ilacı, işte hani bilmem şu çıktı bu abi yani aşağıda beslenmesi gereken, otla beslenmesi gereken sen besleyemezsen bu bir savaştır adam çıkacak
kendi yaşam yeri bulacak. O da nerede? Bitkide bulacak. Fındıkta da aynı sorun var. Fındıkta da problem var. Peki son neler söylesiniz Ahmet Bey, toparlayalım. Şimdi Solumcan'ın ilk kuruluşunu, ürün gamlarını konuştuk. Hedef olarak kendinize ne görüyorsunuz? Yani 2020'yi bitiriyoruz, 2021'e giriyoruz. Tabii pandemi süreci falan zor geçti ama şunu gördük. Tarım bir gerçek, dünyada bir gerçek. Az önce sohbet öncesinde de konuştuk. İnsanlar arabaya eve koşmadılar, markete manava koştular. Dolayısıyla tarım olmadan olmaz. Solumcan olarak yeni hedefleriniz neler? Çünkü ben sizi dediğim gibi 5-6 senedir tanıyorum. Hep tanıdıkça farklı yenilikler düşündüğünüzü görüyorum. Yani gerçek işiniz lojistikte olsa da, bu biraz hobi gibi başlasa da şu anda bir hayat şu anda oldu. Benim tamamen ana uğraşı konum bu. Hedeflerin neler? Şimdi öncelikle bizde lojistiğin getirdiği avantaj şu oldu. Hep kaynaklara, özellikle ham madde kaynaklarına yakın olmak. Şimdi bizim bir Antalya tarafında yapmayı planladığım bir yatırım var, üretim yeri. Çünkü biz özellikle bitkisel atıklar kullandığımız için bu atıkların en yakın bulduğumuz yer Antalya. Ben şimdi orada sahada ayrı bir yer kiralamışım, orada çürütüyorum, orada harmanlıyorum. Ondan sonra fabrikama getiriyorum, işliyorum. O bile maliyetini yükseltiyor ki hani ekonomik olduğunu söylediğim bir ürünün. Kaynağında biraz daha ekonomik yapıp üretim miktarlarını artırıp çok daha fazla mecralara gitmek vardır. Ha, benim bu işte bir hayalim var. Yani bugün imkanım olsa, yani Konya Ovası'nı uçaklarla gezip bizim Solimpar ve Huma Solim'le yıkarım. O, ovanın her tarafına bildiğiniz yağmur yağdırır gibi yıkarım. Çünkü yapmak istediğim şey de yani bu ülkenin her tarafına ulaşmak istiyorum. Bunu bayi ailemi yapacağım ya da kendine üretim yapacak, bölgesel yatırım yapacak insanlarla mı yapacağım? Ama bunu yapacağım. En çok üzüldüğüm noktada kendi ülkemde kendimizi anlatamayıp yurt dışında, işte Afrika'da, Orta Doğu'da kendimizi daha iyi anlatma fırsatı bulduğumuz için de bu konuda da ayrı bir üzülüyorum. Burada şey de var tabii, siz dediğiniz haklısınız ama şöyle bir şey de var. Piyasada az önceki yine başa geliyoruz. Çok firma var, çok bilgi kirliliği var. Ve sektörü yöneten, sektörde hiç emek vermeyen bir grup var. Yani aslında bu geldiğimiz noktada işin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Şimdi baktığın zaman ben ziraatçı değilim. Ya da bir şekilde hani atıyorum bir ziraat fakültesinde okumadım ama ben toprağı sevdim. Topraktan dolayı da işte onun işte verdiği bütün her şeye de bir o kadar farklı hayranlıkla bakıyorum. Çünkü ben burada bir tohumu diktiğim zaman bu tohumdan işte o meyve gelene kadar olan süreç ben de yani her gün Mevlam'a daha bir farklı yönelmeme sebep olan farklı bir unsur. Şimdi insanların da bence hani temel olarak bakması gereken şey, tamam belki bilmiyoruz ama bilmediğimizi bilirsek ve bunun için de öğrenmek için de çabalarsak burada sorun kalmayacak. Ki bizim en önemli sıkıntımız bizde herkes her şeyi biliyor. Evet, en büyük problem o. Bizde herkes her şeyi biliyor. Yani birisine yani ya bunu birisi bilir, işte atıyorum, işte Recep hocam gibi işte değerli hocalarımız var. Ya işte ben hocama sormaktan niye imtina edeceğim? Ya da döndüm geldim, Recep hocam üniversitede işte kürsü tarafında olmuş. Ama bunun bir de çiftçi tarafında, işte çiftçi Ahmet abi var. Ya bu Ahmet abi de her gün bununla yaşıyor. Yani o toprağı ondan daha iyi bilebilecek insan bence yok. Ama onu tanımak için onunla da sohbet etmek gerekiyor. Ve biz burada firma olaraktan genel prensibimiz hep insanların sorunlarını dinlemek oldu. İnsanların sorunlarını dinleyip de sorunlarına çözümler buldukça da biz kendimize hep her gün çok daha fazla yer buluyoruz bu sektörün içinde. Bunun da temel noktası da insanlara biz şunu söyledik. Biz bilmiyoruz ve bilmediğimizi de biliyoruz. Biz her gün sizinle beraber öğreniyoruz. Biz senin bir sorunun varsa onu bilmiyorsam 3 tane, 4 tane hocaya, sahada bu işi üretene, işte uygulayana soruyorum. Hem mantıklısı olanı insanlarla paylaşıyorum, hem ben öğreniyorum, hem onları öğretiyorum. Yani burada her iki keyfi de beraber yaşamış oluyorum yani. Peki teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Değerli dostlar, güzel bir söyleşi oldu. Gerçekten benim sektörde ilk çıkışından geldiği noktaya kadar yakından takip ettiğim firmalardan bir tanesi Solumcan. Belki ilk yıllarda açık konuşayım bizde de şey intibası vardı. Ya bu ne olacak, gidecek, olacak mı, yapacak mı, ya bu olmaz falan. Ama yanıldığımız bir kurum. Gerçekten her geçen sene, bunu Ahmet abinin de burada itiraf etmiş olayım.
Her geçen sene yeni şeyler katan, yeni üretimleri yapan ve her geçen yıl üstüne koyan bir kuruluş. Şey de çok önemli, planlamasını da organik gübre üzerine yapıyor. Yani sadece solucan gübresi de değil, o da bir yan ürünü. Ama özellikle kompak ürünü, biz çekimlerinde yaptık, Köy TV kanalında biliyorsunuz. Gerçekten çok iddialı bir ürün. Bu tip insanlara, bu tip kurumlara bizim ihtiyacımız var. Niye? Her zaman söylüyoruz. Ülkemiz bizim, topraklarımız bizim. Buna sahip çıkmak boynumuzun borcu. Güzel bir söyleşi oldu. Solumcan inşallah yeni projeleri de tekrar Köy TV'de olacak. Özellikle arada konuştuk. Muzla ilgili güzel bir çalışma inşallah ortaklaşa planlarsak. Çünkü muzla şu anda yıldızı parlayan bir ürünümüz. Ve burada yapılması gereken çok şeyler var. Ana amacımız da şu. Ahmet abiyle yayından önce de konuştuk. İnsanlar gittiğiniz zaman ziyarete gidiyoruz. Muz üreticisi diyor ki bundan yeme, zehir var, şundan vereyim. Yani bu çok acı bir şey. Yani ben yemesem amcam yiyor, teyzem yiyor. Hepsi böyle değil değerli dostlar. Biz düzgün üretenlere bir şey demiyoruz. Dolayısıyla bu tip ürünler aslında bu sıkıntıyı da ortadan kaldıracak. Bu problemleri çözecek diye düşünüyoruz. Bugün sektör haberinin sonuna geldik. Solumcan firmasındaydık Adapazarı'nda. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettikleri için. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.